Bana ve sanatıma değer veren veya vermeyen herkese merhaba. Bir videoda daha beraberiz. Bugün anlatacağım şey gerçekten benim için çok önemli. Hepsinde böyle söylüyorum. Hepsi çok önemli olduğu için böyle söylüyorum. Şimdi benim biliyorsunuz anlattım diğer videolarda. Ben perspektifi, gölgeyi, ışığı, boyutu artık işte 12 yaşında ilk kelebeği çizmiştim. Ondan sonra boyamaya gelince bazı zorluklar başladı. Tamam, kalemleri, boyaları nasıl anlayacağım, sıraya dizdirdim falan, onu da çözdüm. İstediğim boyayı alıyorum, istediğim şeyi, neyin ne renkte olduğunu ezberledikten sonra, tabii ki istediğim boyayı da aldıktan sonra biliyorum hangi renk boyayı aldım sıraya göre. İşte birincide ne var, beşincide ne var. Onu da çözdükten sonra önemli olan bir şey vardı. Ben işte hep her zaman anlatırım, elmadan anlatırım. Şimdi kırmızı elma yaptım ama işte yuvarlak görünmüyor falan filan falan. Ya nasıl görünecek bu falan, her şeyini öğrendim. Yani işte ışık ile gölge kısmının ayırım yerinde ay şeklinde olması lazım yuvarlak şeyler. Düz olarak ayırırsan, ışıktan gölgeye geçersen düz olarak, o zaman o şey neyse artık o yuvarlak görünmüyor. Yani yuvarlak görünen bütün her şeyi ışıktan gölgeye geçiş yerinde ay şeklinde yapacaksın. Bunu öğrendim. Tamam falan da. En önemli yeri bu. Babama indirdim. Aşağıya. Ranzada çalıştığım için dükkanın, kimse benim resim yaptığımı falan bilmez. Çünkü resim yapacağım diye bir şey yok. Benim resim hakkında hiçbir bilgim yok. Bak işte mesela boyaların bile isimleri vardı. İşte Carmen'miş, bilmem ne bilmem ne söylüyorlar. Ama o ressamların şeyi, o resim dersi almış kişiler biliyor onu. Resim dersi alanlar biliyor. Benim öyle bir bilgim yok. Ben çünkü resim yapacağım diye başlamadım. Ressam olayım diye de başlamadım. John'la tanıştıktan sonra bu çıktı ortaya benim. Böyle siz beni duydunuz. Neyse, geliyorum diye döndüm geriye şimdi. Ya indirdim. Bir elma yapmıştım. İşte gölgesini, ışığını falan her şeyini yaptım. Seviniyorum. Ay bir hevesle böyleydim. Babacım bakar mısın baba, ne olursun bak. Adam da işini bıraktı. Bakayım oğlum dedi, getir bakayım. Baktı. Ne görüyorsun baba? Ah yavrum ne güzel iki elma. Hoppala. Ya ben bir tane elma yaptım. Neden iki tane elma diyor. Ben şimdi şaşırdım. Baba neden iki tane elma? Oğlum dedi, işte iki tane elma dedi. Kırmızı elma yapmışsın dedi. Allah Allah, ben ama baba bir tane elma yaptım oraya. Yanında bir tane daha var oğlum dedi. O gölgesi babacığım dedim. Hayda dedi. Oğlum dedi, kırmızı elmanın gölge yapmışsan gölgesi de kırmızı olmaz ki dedi. Yapma ya babacığım dedim. O zaman kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur dedim. Düşündü. Ne renk olur oğlum hakikaten. Baba bana sorma. Ya ne renk olur hakikaten dedi şimdi. Ya şu renk olur diyemedi. Neden diyemedi? Çünkü gölge tamam, o cismin orada olduğunu belirten bir karanlıktır. Orada bir işarettir o orada olduğuna dair. Ama tabii bu ışıkta olan bir şey. Karanlık zindanda gölge nereden olacak? Işık olursa gölge olur. Onu da tabii sonra öğreniyorum. Dedi ki, oğlum dedi, dur biraz dedi, düşündü. Ya dedi, bak dedi, yavrum dedi, bu elma kırmızı ama bunun gölgesi taban ne renk olursa onun koyuluğunda olur dedi. Yani elma kırmızı da gölgesi de kırmızı olur diye bir şey olmaz dedi. Örtü ne renk? Hangi örtünün üzerinde duruyor ya da hangi renk bir şeyin üzerinde duruyor bu elma?
o durduğu tabanın, o durduğu şeyin renginin koyuluğunda olur dedi. Ama ben şimdi öğrendim o zaman. Ha, demek ki mavi bir örtüyse maviye biraz koyuluk yapacağım. Ama bu ışıkla değişti ya. Işık güçlendikçe gölgenin tonları değişiyor. Mesela bir mum ışığının koyu karanlık gölgesiyle bir projektörün vurduğu bir ışığın tonları gücüne göre değişik. Ben onları bile öğrendim. Ya benim ne işime yarar ama işte şimdi işe yaradı. Resim yapınca işe yaradı. Evet. Bunu anlattıktan sonra ya dün bir şey oldu. Şimdi tamam, bunu böyle öğrendi, bu bitti, tamam. Şimdi dün bir şey oldu. Bankaya gitmem gerekiyordu. Taksi çağırdım. Taksi yeni elemanmış. Ya ben şimdi bir araba geldi diye, taksi geldi diye hoppa o arabaya girecek halim yok. Birkaç kere oldu başkasının arabasına girdim. Ne oluyor amca falan dediler. Dedim taksi değil mi? Hayır dediler. Biz binaya, siteye giriyoruz falan. Sitenin kapısının önünde bekliyorum. Şimdi arabanın giriş yeri var. O otomatik kapısı var. Onun önünde bekliyorum. Oraya geliyor taksi. Biliyor onlar. Allah Allah, gelmiş beni bekliyormuş. Bizim komşunun biri siteye girerken dedi, Eşref Bey niye bekliyorsun dedi. Ya dedim taksi gelecek de onu bekliyorum. Taksi gelmiş bekliyor dedi. Aa, nasıl yani? Neden söylemiyor ki bu adam? Şimdi taksi durağında beni tanıyorlar ama yeni bir eleman gelmiş. Şoför ona hani bu gidip alacağın kişi görmüyor falan dememişler. Ya 10 dakika o bana bakıyor, ben ona bakıyormuşum da bana demiyor ki beyefendi siz arabamı bekliyorsunuz, ben geldim falan da demiyor. Sonra o dedi ki ya burada taksi falan deyince şoföre dedi ki bu beyefendi binecek falan dedi. Ha buyur abi gel falan filan dedi. Neyse ya dedi ben ne bileyim dedi. Ben de dedi hani siz orada duruyorsunuz ama hani araba içi mi duruyorsun neyi, ben bana söylemediler de kusura bakmayın falan. Neyse anlaştık. Sohbet ediyoruz. Bu yola çıktık şimdi bankaya doğru. Dedim ki siz yeni elemansınız herhalde. Evet dedi. Tamam dedim. Anlaşıldı zaten. Baştan da dedim. Yeni olmasaydınız beni tanırdınız tabii. Siz de haklısınız ama ben de haklıyım falan. Boşu boşuna bekledik falan karşılıklı diye falan konuşuyoruz böyle. Gülüyoruz falan. Dedim ki isminiz ne dedim. Satılmış dedi. Benim de ağzım durmaz. Yani böyle bir adamım işte. O zaman dedim tabelayı kaldırmışındır dedim. Dedim ama ses çıkmıyor. Allah Allah, yanlış bir şey söyledim herhalde. Adam da beni tanımadığı için nasıl esprili biri olduğum falan. Bir ses gelmedi. Neyse beni bıraktı. Bu gitti. Konuşmadı ondan sonra hiç. O işte benim adım satılmış. Ben de ona dedim ki tabelayı kaldırmışsın. Bir daha söylemedi bir şey. Gitmiş demiş ki ya böyle bir görmez adam yolladınız. Benim ismimi sordu. Ben dedim satılmış. O da dedi ki tabelayı kaldırmışsındır. Ya dedi diyecek şey bulamadım dedi. Kim o ya dedi, manyak mı ne dedim demiş, öyle anlatmış. Onlar demişler o Eşref dayıdır seni, Allah cezanı vermesin filan. Geçen gün böyle bir şey oldu. Adam da var ya 200 kiloya yakın, 2,5 metre boyunda, zaten o koltuğu filan arkaya çekmiş. Zaten arkaya kimse oturabilir mi bilmiyorum da. Ya öyle bir adammış ya, ben zaten onun o halini görseydim de bunu söyler miydim ya? Böyle korktum ki ses olmayınca, eyvah dedim şimdi bu suratıma bir tane yapıştıracak mı, ne olacak? Öyle korktum yani. Başıma öyle şeyler geliyor tabii bazen. Şimdi şunu göstereceğim, ben anlatacağım da size. Bu şimdi astarlı. Bak burada
Bu astarlı bir resim. Bu ne resmi? Bilmiyorum görünüyor mu ipler? Çünkü biliyorsunuz ipler iplerle çizgileri anlayabiliyorum. Önce bu ipleri yapıştırıyorum, sonra astar. Şimdi buna astar vurdum ben. Astar vurdum, kurudu. Ellerimi rahat böyle değdirebiliyorum. Bakın şimdi mesela şurada bilmiyorum görüyor musunuz ya, keşke görebilseniz ama şurada mesela bakın şu çiçeğin göbeği. Burada bir tane bir şey yapıştırdım buraya. Bunları yapıştırmazsam şimdi karma karışık bu. Karma karışık olduğu için çiçekleri bulmak, elle bulmak boyarken karıştırırım. Yani burayı boyadım mı, boyamadım mı, hangisini boyadım, bu çiçek mi, bu yaprak mı, karıştırabilirim burada. Onu karıştırmamak için böyle her yaptığım çiçeğin ortasına bir topuz yapıştırdım böyle. Bunlar çıkacak bu topuzlar. Ya bunlar şimdi iğriti yani şey duruyor, belirti yapması için benim bu göbeği, bakın böyle bir göbek, burası şey bir göbek, yuvarlak değil de biraz elips şeklinde göbek. Bunlar da çiçeklerin işte yapraklı şeyi, etrafı yaprakları, yani dalın yaprakları değil çiçeklerin yaprakları. Mesela bu bir, bakın burada iki bu çiçek, mesela elim böyle bak bu üç, burada da bir çiçek var. Burada dört, bak burada da bir çiçek var. Etraf bunlar hep böyle, bunlar şey olacak. Burada bir tane daha çiçek var. Bakın bu da göbek. Burada bir çiçek var. Bakın elimde hep anlıyorum. Burada da bir çiçek var aşağıda. Bakın böyle. Burada da bir çiçek var. Ondan sonra burada da bir çiçek var. Efendim bu çiçekleri böyle şu yaptığım, uydurma yapıştırdığım bunlar sökülecek. Burada bak topuzlar var böyle. Bak tutabiliyorum hatta. Onlar olmazsa bunu mesela yerinden koparıp bu çiçeği boyadıktan sonra elimi buraya yapacağım. Aa, burasını boyamamışım. Bunu da çıkarttıktan sonra boyayacağım. Öyle 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 boyayarak bitireceğim. Şimdi burada mesela bu yeşil bir boya, ortası yeşil. Buralar beyaz. Yani astar, bu da yeşil astar. Hiç fark etmez. Buraların boyanması, değişik renkler değmesi şu anda hiçbir şey fark etmez. Çünkü bakın şöyle yapayım da bir daha yaygın görürsünüz belki. Biraz da geri gideyim şöyle, dur. Şöyle gideyim de şöyle anlatayım. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hani bazen karma karışık olduğu zaman ya elleriyle nasıl buluyor dediğiniz zaman işte bu nasıl bulduğum, bakın mesela çiçek. İşte bak anlıyorum. Ellerim çünkü görüyor. Bak burada yapraklar var. Bu bir saksı. Burası saksı. Burası, şurası da böyle bu kadar yeri, elips bir yuvarlak bir masanın üzerinde ya da bir fiskosun üstünde duruyor. Tabii ki yuvarlak, dik bakmadıktan sonra yandan elips şeklinde görüntüsü. Ha, dikten baktığınız zaman yuvarlak bir masa. Şimdi bu boyadığım şey renk yeşil. Neden buraları yeşil böyle boyadım? Çünkü bunu aralarda o kadar küçük yerler var ki, çünkü ellerimle boyadığım için bunların arasına, yani şu çiçeklerin arasındaki mesela taban rengi ya da bu burası koyu yeşil. Hani çiçeklerin arasında bir koyuluk, derinlik, bir dolgu gibi, yani kalkıp da şu tabanın rengini burada yaparsam sanki böyle tek tek çiçekler de arkası böyle taban görünüyor. Yani tuhaf olur. Onun için o yeşili vurdum. Araları çünkü ince ince parmakla bulmak falan imkansız. Çünkü çok küçük küçük yerler kalıyor. Oraları böyle elimle bulup da nereye boyadım, nereye olmaz. Tümünü boyuyorum. Çünkü bu boyanın özelliği diğer boya rengi, başka bir rengi vurduğum zaman bu rengi kaybediyor. Yani hiç fark etmez. Diyelim ki ben şimdi buraya böyle vurdum şu yandaki yapraklara, bilmem neler, şu dallar falan var şöyle ince. Onlara mı diyelim ki buraya vurduğum boya geldi. Ama bunları ayrı boyadığım zaman bu tabanla o boyadığım şeylerin rengi tamamen ayrılıyor. Hiçbir karışıklık olmaz. Ama yeterli olan, yani şey öne pardon yeterli diyorum ya. Önemli olan bu şeyleri, küçük küçük yerleri tek tek uğraşmadan çiçekleri boyadıktan sonra o araların
boyalı kalması, yani çıplak çıplak böyle boyanmamış yer kalmış olmuyor o zaman. Onun için uğraşmamak için yani. Hani bir görmez böyle yapabilir resmi. Yoksa başka türlü öyle küçücük yerlere parmağından boyuyorsun. Nasıl parmağınla karıştırmadan, başka yerlere bulaştırmadan o küçücük yerleri nasıl bulacağım ben? İmkan var mı? Baksanıza karmakarışık ya. Şuraya elimi mesela, şimdi bunu, bu benim beynimden çıkan bir şey olduğu için ben şimdi bunu şekil olarak biliyorum. Ama başka bir diğer görmeze bunu ellettiğiniz zaman bu karmakarışık, böyle paldır puldur böyle bir karışık bir çizgiler gelir. Hiçbir şey anlayamaz. Çünkü onun beyninden çıkmadı. Benim beynimden çıktığı için, bu başkası hiç ellemediği için, tamamen sıfırdan bitirene kadar ben yaptığım için bu şekilde ne olduğunu, ben ne yaptığımı biliyorum. Onun için de rahatlıkla boyayabiliyorum. Onun için bunu size gösterdim. Bunun bir de bittiğini size tabii göstereceğim. Şimdi bunu böyle gördünüz. Bir de bunun, bu tabii böyle duracak, yani böyle dik duracak da. Bittikten sonra onu size tekrar göstereceğim. Evet. Neden anlattım? Çünkü böyle çok karışık 5-10 tane, 10-15 tane bir arada bir şeyleri nasıl boyuyorum, nasıl karıştırmıyorum. Şimdi o çiçeklerin ortasına yapıştırdığım o küçücük topuz topuz böyle şey var ya, o şey yaptım. Elimde böyle macunlar kalıyordu. Onları küçük küçük böyle yuvarlak yapıp ortasına yapıştırıyorum. Orada kalıyor. Uydurma yapıştırıyorum. Yani böyle kopardığım zaman çıkacak oradan o. Onlar olmasa çiçeklerin göbeğini bulamam. Yani karışır, çok zor. Bulurum da birbirine karıştırma. Yani onu çöküp boyadıktan sonra, öbürüne geçip boyadıktan sonra, ha bak burada bu topuz yok, bu boyanmış. Ha bu da burada topuz yok, bunu almışım, bunu da boyamışım, bunu da boyamışım. Hepsini, yani boyadıklarımı bilmiş oluyorum. Onun için bunu göstermek istedim size. Hani böyle bir karışık yaptığım bir şeyi gördüğünüz zaman, ya bunu nasıl karıştırmadan yaptı, nasıl? Hepsini ben tekniğini buldum ya. Ama sen interneti karıştır, böyle bir teknik yok. Bu benim kafadan çıkan teknik. Kendi düşündüğüm şey yani. Şekil. Evet, bugün bunu anlattım. Başka ne anlatayım ya? İnşallah sermaye biterse, bir şey anlatmazsam ne yapacağım diye düşünüyorum da. Ya bir şeyler yaparım ya. Bir şeyler anlatırım ben, bulurum. Bende çok anı var. Bu arada şeye şaşırıyorum, onu da anlatayım ya. Bakıyorum şimdi YouTube'a, ne kadar şey olmuş, arkadaşım olmuş, yani üyeler ne kadar olmuş. Bakıyorum 378, 80, 81. Ertesi gün bakıyorum, 376'ya inmiş. Ne oluyor ya? Ben bilmiyorum bu işi. Herhalde diyorum, yok ya çıkalım biz, vazgeçelim falan mı diyorlar. Yoksa çoluk çocuk mu oynuyor? Bilmiyorum, onu bir türlü anlayamadım. Ertesi günü bakıyorum, gene böyle tek tek yükseliyor falan. Yani hiç olmazsa iki geri beş ileri olsa çok hoşuma gidecek. Sizlerden üyelik bekliyorum. Bugün fazla uzun bir video yapmak istemiyorum. Şimdi bu videoyu size yayınladıktan sonra ben bu resmin boyamasına gireceğim. Çünkü uzun zaman alıyor. Hani size şimdi seyrettirmeye çalışsam, bakıyorum 30 dakika 40 dakikalık videolarıma 1 dakika bakıp kapatan var. 3 saniye bakıp kapatan var. Yarısına kadar izleyip ya da şey diyelim ki 300-500 kişi arasında işte 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi izleyenler oluyor. Onun için uzun uzun yapmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz bir videoyu sıfırdan bitirene kadar yaptım. Diğer yapacağım resimlerde aynı şekilde zaten iple yapıştırıp sonra parmaklarımla hani astar vurduktan sonra boyuyorum. Bunu da zaten gösterdim size. Çalışma sistem bu.
Onun için uzun uzun video bunu da boyarken falan yapmaya gerek yok. Yani işte yani yaparım yapmaya da yani izlenmiyor. Nasıl olsa bir tane yaptım yani. O belli nasıl yaptığımı. İşte anlatıyorum böyle nasıl olacağını. Şimdi bunu gördünüz bu şekilde. Bir de bunun bittiğine bakın. Ne kadar fark edecek. Gölgeler, ışıklar bilmem neler konduğu zaman nasıl bir değişikliğe uğrayacak. Siz de görmüş olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Şimdi müzik yapacağım. Bir dakika bulayım, düğme nerede ya? Ay, burası mıydı? Heh, burası. Tamam. Başlıyorum. Haydi hoşça kalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Üye olun ha, tamam mı?